you. Yoldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Ayrıca kolayda şehit düşen kadınlarımızı selamlıyorum burada. Evet, hayat mücadelesinin en değerli varlığı olan emekçi kadınlar. Bugün hepimiz de iyi biliyoruz ki mücadeleleri anlatmakla bitmeyen kadınlarımız. Bundan 158 yıl önce 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde işte 16 saatlik ve düşük ücretler olmak üzere çarşı şartlarının iyileştirilmesi için verdikleri kanla ve gözyaşıyla sona eren şanlı mücadelenin yıl dönümüdür. O gün kadın işçilere saldırılar oldu ve 139 kadın öldü, yüzlercesi yaralandı ve o kadar da tutuklandı. 8 Mart o günün acısına yıllardan beri Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmaktadır. Bunun üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen herhangi hak özgürlüğünde kadınlar herhangi bir değişikliği olmamıştır. Kadınlar hep ezilmiş, dövülmüş, taciz edilmiş, tecavüz edilmiş ve öldürülmüştür. Kadınlarımıza değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Unutulmaması gerekir ki kadın haklarıyla kadındır. Hakları hiçe sayılan, ikinci plana atılan, köle gözüyle bakılan, kadınlık bilinci ve erdemi çürütülmüş bir toplumsal yozlaşmayı da beraberinde getirir. Kadınlarımızın taleplerinin, isteklerinin önünde emek ve eşitlik vardır. Elbette bu anatomik, fizyolojik ya da duygusal anlamda değil. Söz konusu eşitlik, hayata katılma, kendini her alanda geliştirebilme, politik olma, eğitim alma, kadınlara yönelik sosyal ve yaşam alanlarının oluşturulması. İşim başladı. Kadınların... Ziyan! Azadi! Ziyan! Azadi! Ziyan! Azadi! Kadınların çocuklarını daha iyi bir şekilde sağlıklı yetiştirmeleri için zemin ve söz sahibi olmaları ve hak ettiği faydada bir arada olması için fırsat eşitliğinin oluşturması gerekir. Kadınlarımız, hak ettiğimiz adil bir yaşamı istiyorsak hep birlikte beraber mücadele edelim. HDP çatısında buluşalım. Teşekkür ediyorum hepinize.